İngiltere'nin Avrupa Birliği üyeliğinin oylanacağı Brexit olarak adlandırılan referanduma sayılı saatler kala iki cephenin sözcüleri seçmen karşısında son kozlarını paylaştı. Wembley Arena'da 6000 kişinin katıldığı program televizyondan canlı yayınlandı. Birlikten çıkışı savunan Londra'nın eski belediye başkanı Boris Johnson'la koltuğu yakın zamanda kendisinden devralan Sadık Han arasında hararetli tartışmalar yaşandı. Bütün ticaret politikamız sadece %3,6'sı bizim ülke vatandaşlarımızdan oluşan Avrupa Birliği Komisyonu'nun eline bırakıldı. Maalesef ne Çin'le zaruri serbest ticaret anlaşması yapabildiler, ne Hindistan ne de Amerika'da dahil olmak üzere dünyanın diğer büyük ekonomileriyle. Boris, senin daha iyi bilmen gerekir. Çünkü şehrimizdeki iş dünyasından insanlarla her gün konuşuyorum ve biliyor musun? Londra'da 500,000 kişinin istihdamı doğrudan Avrupa Birliği'ne bağlı. Dünyanın her yerinden şirketlerle görüşüyorum. Dünya lideri şirketlerinin %60'ından fazlası, Sony, AIG Insurance, Bloomberg gibi şirketlerin Avrupa merkezleri bil bakalım nerede? Londra'da. İhracatımızın yarısı Avrupa'ya gidiyor. Bu arada Başbakan David Cameron da referandum öncesi son konuşmasında vatandaşlarına sandığa gitme çağrısı yaptı. Birlikten ayrılmanın İngiltere'ye faturasının ağır olacağını vurguladı. Elimden geldiğince açık ifade edeyim. Öncelik ekonomik güvenliğimiz. Eğer kalırsak daha güçlü. Ayrılırsak bunu riske atarız. Bu istihdamı, aileleri, çocuklarımızın geleceğini tehdit eden bir risk ve geri dönüşü de yok. Referanduma 48 saat kala son anketler her iki tarafın oy oranlarının başa baş gittiğini gösteriyor. İngiltere'nin birlikte kalmasını savunanların ise önceki haftalara göre %1 oranında ivme yakaladığı ifade ediliyor.